Selamlar. Bu soruda fizik bilimi birçok disiplinin çalışmalarında yararlandığı bilgi birikiminin ortaya çıkmasını sağlamıştır diyor. Buna göre yukarıdakilerden hangileri yürüttükleri çalışmalarda fizik biliminden yararlanabilir diyor. Peki astronomla başlayalım. Öncelikle astronomi de fizik bilimi sayesinde yıldızların yapısı, durumu, evrimleri, konumları, kozmik olarak gerçekleşen olaylar, güneş sistemi, güneş, Güneş sistemindeki gezegenlerin hareketi gibi pek çok konu açıklanabilmiştir. Öyleyse bir astronomun fizik biliminden yararlanması kadar doğal bir şey olamaz. Hemen bunun artısını verdik. Arkeoloğa geçelim. Arkeolog da bakın fizik biliminden tabii ki yararlanacağı noktalar vardır. Mesela bunun en belirgin örneği karbon 14 yöntemiyle yaş tayinidir. Dolayısıyla arkeolog da fizik biliminden yararlanır. Tabii ki inşaat mühendisi yapıları ortaya çıkarırken statik hesaplamalar yapar, statik hesaplamalarda yine fizik biliminden yararlanılır. Dolayısıyla her üçü de yürüttükleri çalışmalarda fizik biliminden yararlanabilir. Selamlar ve sevgiler değerli arkadaşım. Şimdi bu güzel 3D sorusunun çözümüne geçelim. Eşit kollu terazinin bir ucuna plastik levha, diğer ucuna boş kefa asıldığında şekil birdeki gibi denge sağlanıyormuş. Şekil 2'de plastik levhanın altına içinde su bulunan bir kap, plastik levha su yüzeyine temas edecek şekilde yerleştiriliyor. Bu durumda boş kefeye birer birer özel çiviler bırakıldığında 15. çiviye kadar kale çubuğunun yatay dengesinin bozulmadığı gözleniyor. Süper. Şimdi. Buna göre işlemlerinden hangilerinin sonucunda denge bozulmadan kefeye daha fazla sayıda çivi bırakılabilir diye soruluyor. Değerli arkadaşlar öncelikle şunu ifade edelim. Şekil 2'ye dikkat ettiğiniz zaman bakın oradaki levha su yüzeyine temas ediyor ve çiviler bırakıldığı zaman dengenin bozulmamasını sağlayan etki suyun yüzey geriliminin buradaki levhaya aşağı yönlü uygulamış olduğu kuvvettir. Ve dolayısıyla biz şunu ifade edebiliriz burada daha fazla sayıda çiviyi dengelemek için Bir şekilde suyun yüzey gerilimini artırmamız lazım. Bakalım bunu nasıl başarabiliriz? Suyu biliyorsunuz ısıttığınız zaman yüzey gerilimi Azalacak. Tersine soğuttuğunuz zaman Suyun yüzey gerilimi artacak. Dolayısıyla birinci ifadeyi burada yapabiliriz. Suya deterjan ilave etmek suyun yüzey gerilimini azaltacağı için bu istediğimiz şartı sağlamıyor. Peki üç'e bakalım. K ucuna bağlı plastik levha yerine eşit kütleli fakat daha büyük yüzey alanına sahip plastik levha bağlama. Değerli arkadaşım burada suyun yüzey gerilimini etkileyen bir faktör değil bu ama daha büyük bir yüzey alanı yüzey geriliminin plastik levhayı uygulamış olduğu çekim kuvvetini artıracaktır. Öyleyse bunu da yapabiliriz ve sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olacaktır. Sabit sıcaklık ve basınç altındaki saf sıvılar için aşağıdaki özelliklerden hangisi ayırt edici özellik değildir? Öz kütleye biliyorsunuz ayırt edici özellik, yüzey gerilim katsayısı da ayırt edici bir özellik, aynı şekilde ısı iletim katsayısı, hal değişim ısısı ayırt edici özellikler ancak ısı sahası biliyorsunuz mc ile ifade ediyoruz ve kütleye bağlı bir nicelik olduğu için ayırt edici bir özellik olabilmesi mümkün değil. Selamlar ve sevgiler değerli arkadaşım. Ben Alper Emrah Gümüş. Şimdi bu şık 3D sorusunun çözümüyle birlikteyiz. Hadi bakalım başlayalım. Demirden yapılmış kahveli kürelerinin sıcaklıkları sırasıyla 80 ve 20 santigrat derece kütleleri de 2 mm. Aşağıda verilen işlemler sırasıyla gerçekleştiriliyor. Buna göre verilen işlemlerden hangisinin sonucunda kahveli kürelerinin aldıkları veya verdikleri ısı birbirine eşittir diye soruluyor. Şimdi değerli arkadaşım hemen birinci işlemimize dikkat edelim. Isıca yalıtık boş kaplara konulan K ve L ısıl dengeye ulaşıyor. Güzel. Bakın kap boş ve ısıca yalıtık. Dolayısıyla ısı transferi, ısı alışverişi sadece K ve L cisimleri arasında gerçekleşecek. Bakın burada K'nın 80 santigrat derece, L'nin de 20 santigrat derece olduğunu gördüğüme göre K'dan L'ye ısı transferi gerçekleşecek ve Isıl denge sağlanıncaya kadar Q kadar ısı aktarımı gerçekleşsin. Öyleyse K'nın kaybettiği ısı L'nin kazandığı ısı birbirine eşittir. Ve bu bizim istediğimiz şartı tabii ki sağlıyor. Hemen onun artısını iade ettik. Ve ikinci işlemimize bakalım. Isıl dengeye ulaşan K ve L'nin sıcaklıkları 10 santigrat derece artırılıyor. Bakın bu 10 santigrat derece sıcaklık artışı için K'ya verilmesi gereken ısı QK olsun. Kütlesi iken verilmişti. Öz ısısı C. Sıcaklık değişimi 10 santigrat derece. Peki L için durum nasıl? L'nin kütlesinin ne olduğunu biliyoruz. Aynı maddeden yapılmış oldukları için öz ısı yine C diyorum. Ve sıcaklık değişimi bunun için de yine 10. Öyleyse burada Q'ya vermemiz gereken ısı miktarı L'ninkinden fazla olacağı için... Evet bu ikinci işleme güle güle dedik. Hemen 3'e bakalım. K ve L 0 santigrat derece sıcaklığında M kütleli suların bulunduğu özdeş kaplara bırakılıyor. Ve kaplar ısıl dengeye ulaşılıyor, ulaşıyor. Evet şimdi 0 santigrat derece M kütleli sular var. Özdeş yapılar içerisine bırakılacaklar. Bakalım neler olacak. Bakın suların sıcaklığı başlangıçta ne dedik? 0 santigrat derece dedik her iki cisim içinde. Peki bunların sıcaklığı başlangıçta birbirine eşitti. 10'ar santigrat derece denge sıcaklığından itibaren artırılmıştı çünkü sıcaklıklar. Ve o sıcaklıklara da T diyelim. Her ikisi için T diyelim. Tabi bu değerlendirmemiz K maddesi için, K küresi bu da L için olacaktır. K'nın ısı sahası L'ninkinden daha fazla olduğu için suya aktarabileceği ısı miktarı daha fazla. Öyleyse bunun sonucunda K'nın sıcaklık değişimi... K'nın meydana getirdiği suda sıcaklık değişimi L'nin meydana getirdiği sıcaklık değişiminden daha fazladır. Yani K suya daha fazla ısı enerjisi vermiştir. Dolayısıyla bunların kaybettikleri ısı enerjileri bu durumda tabii ki birbirine eşit olamaz. Evet bu da hakkın rahmetine kavuştu ve cevabımız değerli arkadaşım yalnız bir. Selamlar bu sorumuzda düşey kesi şekilde gibi olan cam kapta Z gazları ve civa dengededir deniyor. Buna göre Z gazlarının basınçları arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Değerli arkadaşım öncelikle değerlendirmemiz Y ve Z gazları arasında olacak. Bakın alt taraftaki boruda da civa şekildeki gibi dengede ise demek ki Y gazının basıncı civa sütununu Z'ye göre daha fazla itmiş. Bu da bana Y'nin basıncının Z'den daha fazla olduğunu anlatıyor. Peki ne kadar daha fazla hemen ona bakalım. E, denge sağlanıyorsa bakın şu karşılıklı A ve B düzeylerindeki basınçların birbirine eşit olması gerekir. PA eşittir PB dedik. Peki A noktasında basıncı meydana getiren PY e, peki B noktasında basıncı meydana getiren sadece PZ değildir. Tabii, öyleyse yazalım PY eşittir. B noktasında PZ artı bir deneyimiz var o noktada sıvının yapmış olduğu basınç var. Öyleyse bu eşitliğimize ulaştık. Güzel. Şimdi ise değerlendirmemiz X ve Y gazları arasında olacaktır. Bakın buradaki aslında temel mantığa değinmek istiyorum. Alt taraftakinden biraz farklı. Alt tarafta gazların oluşturdukları basınç civa sütununu aşağı doğru itiyordu. Ve bu itmelerin büyüklükler arasındaki fark civa seviyeleri arasındaki farkı oluşturuyordu. Buradaysa bakın yukarı doğru Px basıncımız var. Diğer taraftan Py basıncımız var. Burada civa sütununun e, diğer tarafa itilmesinden ziyade civa, cıva sütununun ağırlığının dengelenmesi söz konusu. Dolayısıyla hangisi daha fazla ağırlık dengelemiş? PY. Dolayısıyla PY'nin basıncı PX'en ne olacaktır? Büyük olacaktır. Peki ne kadar fazla bir ağırlık dengelemiş onu ifade edelim. Px bakın bu kadar dengeliyorsa aynı tarafta Px de var. Öyleyse burada şunu yazabiliriz. Py eşittir Px artı H. Güzel. Öyleyse şu ikisinden de ortak çıkarımımız ne olacaktır? Px ile Pz birbirine eşittir. Öyleyse y büyük. X ile Z birbirine eşit. Dolayısıyla Ceyhan doğru cevabımız olacak. Merhabalar değerli arkadaşlar. Bu soruda özdeş ve türdeş KL metal çubukları O noktasından birleştirilip beton duvarlar arasında yerleştirilmiş. Şekil 2'de de iple tavana asılmış. KL arasındaki açı şekil 1'de alfa, şekil 2'de ise beta ve bizden KL çubuklarının sıcaklıkları artırıldığında bu açıların değişimi için ne söylenebileceği soruluyor. Hemen başlayalım. Şekil 1 için değerlendirmelerimize geçelim. Bakın burada çubuklar beton duvarlar arasında sıkışmış durumda. Dolayısıyla sıcaklığın artışı söz konusu olduğunda buradaki çubuklar tabii ki uzayacağını biliyoruz ama yatay konumda bir yer değiştirme söz konusu olmayacak. Çubuklar uzadığı zaman bakın şöyle düşey konumda bir yer değiştirme, bir uzama söz konusu olacak ve bunun sonucunda da alfa açısının azalacağını tabii ki söyleyebiliriz. Gelelim beta açısına. Bakın burada herhangi bir dış müdahale yok ve e, asılmış buradaki KL çubuklarının sıcaklıkları artırıldığında başlangıçtaki doğrultuları boyunca bir miktar uzayacaklardır. Bu uzamanın sonucunda da beta açısının değişmeyeceğini tabii ki söyleyebiliriz. Öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı Ceyhan şıkkında. Selamlar ve sevgiler değerli arkadaşlar. Bu soruda alt kısmı kesik koni, üst kısmı silindir şeklinde olan şekil 1'deki X kabında bulunan türdeş sıvının Kap uyguladığı basınç ve kap tabanını sıvı basınç kuvveti F kaptan çıkan borunun ucuna geçirilmiş esnek balonun hacmi de V deniyor. X kabı şekil 2'deki gibi ters çevrilirse bu niceliklerden hangileri azalır diye soruluyor. Hemen değerlendirmemize basınçla başlayalım. Bakın X kabı üst kısmı silindir şeklinde, alt kısmı kesik koni şeklindeydi ve h yüksekliğinde başlangıçta sıvı bulunuyordu. Peki ikinci durumda çevirdiğimizde silindir şeklindeki kısma yayılacağı için buradaki sıvı başlangıçtaki yükseklikten daha az bir yükseklik söz konusu olacaktır. Öyleyse buradaki yükseklik için haçtan daha az diyebiliriz. Öyleyse basınç niceliğimiz ilk duruma göre azalmış olacak. Güzel. Şimdi balonun hacmine bakalım. Bakın bu kap içerisinde neler var? Kabın belli bir hacmi var tabii ki V kap. Onun içerisinde su ve bir miktar gaz vardı. Peki kabı biz ters çevirdiğimiz zaman kabın hacminde bir değişiklik var mı? Yok. Dolayısıyla hacim sabit. E peki suyun hacmi de sabit. Öyleyse kabın içerisindeki gazın da hacminin sabit olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla kabın içerisindeki gaz hacmi değişmeyeceği için balonun da hacminin değişmeyeceğini tabii ki söyleyebiliriz. Öyleyse V niceliğimiz sabit kalacaktır. Hemen şimdi basınç kuvvetini yorumlamaya geldi sıra. Bakın basınç kuvvetini kendi formülü üzerinden değerlendirmeye kalksak bakalım neyle ile karşılaşacağız? Neydi? HDGS. Peki burada ikinci durumda kesit alanı daha geniş yüzey üzerine oturtuldu. Dolayısıyla S artıyor. Peki yüksekliğimiz ilk duruma göre azalıyor. Dolayısıyla bu anlamda soruya bu noktadan yaklaşmak ee, işimizi biraz zorlaştırabilir. Öyleyse daha farklı bir yöntemle e, olayın üzerine gitmemiz lazım. Peki ne olacak o yöntem? Bakın sıvı ağırlığıyla basınç kuvveti arasındaki ilişkiye dikkat edelim. Bakın ilk durumda aşağı doğru sıvının tabii ki ağırlığı var ve bu ağırlığın bir kısmı yan yüzeyler tarafından dengeleniyor. Öyleyse tabana etki eden sıvı basınç kuvveti F sıvının ağırlığından ne olacak? Daha küçük olacak. Ancak ikinci durumda silindir şeklinde bir kap söz konusu olduğu için yan yüzeylerin böyle bir etkisi tabii ki ortaya çıkmıyor bu durumda. Yeni durumdaki basınç kuvvetimiz F üssü bu kez sıvının ağırlığına eşittir. Öyleyse değerli arkadaşım buradan şunu söyleyebiliriz. Kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti ilk duruma göre ne yapmış? Artış göstermiş. Öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkında olacaktır. Selamlar değerli arkadaşlar. Silindir şeklindeki K, kesik konu şeklindeki L, bir kısmı kesilmiş küre şeklindeki M cisimleri türdeş maddelerden yapılmış olup işlerinde boşluk bulunmamaktadır. KLM cisimlerinin yapıldıkları maddelerin öz kütleleri DK, DL, DM, yükseklikleri H, yer çekimi ivmesi G bilinmektedir. Güzel. Bunlar cepte. Buna göre KLM cisimlerinden hangilerinin yatay masa yüzeyine uyguladığı basınç bu bilinenler yardımıyla hesaplanabilir diyor. Öncelikle bakın silindir şeklindeki cisim olan K'dan başlamak istiyorum ve bu cismin yere uygulamış olduğu basınç hakkında şunları söyleyebiliriz. Cismin yüksekliğini H diyelim ki biz o H'ı biliyor muyduk? Evet. Peki kesit alanı S olsun. S'yi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Peki bu cismin ağırlığı ne? G yani MG. MG'yi biliyor muyuz? M değerini bilmiyoruz. Ama G'yi biliyoruz. Peki bunlar yardımıyla basıncı şimdi şöyle ifade edebiliriz. Basınç ağırlığın kesit alanının oranı yani MG bölü S. Ve değerli arkadaşım biz burada M kütle ifadesi yerine tabi D çarpı V yazabilir miyiz? Tabii ki hemen yazalım öyleyse D çarpı V çarpı G bölü S oldu. Peki bu cisim şimdi tabanına göre düzgün yükselen cisim. Bu tip cisimlerde Şuradaki hacim ifadesini dikkat taban alanı çarpı yükseklik olarak yazar mıyız? Evet tabii ki. Yazalım. D çarpı S çarpı H G/S oldu mu? Oldu. S'ler öldü mü? Öldü. Evet. Dolayısıyla buradaki basınç ifademiz HDG ifadesiyle bulunabilir. Öyleyse buradaki H ifadesi bilinenler arasında. Tabii cismin öz kütlesini de biliyorduk. Yer çekimi ivmesini de biliyorduk. Öyleyse K'nın yere uygulamış olduğu basıncı ne yaparız biliriz. Evet değerli arkadaşlar şimdi L ve M cisimleri için aynı ifadeyi kullanabilmek söz konusu değil. Neden? Çünkü bunlar tabanına göre düzgün yükselen cisimler değiller. Dolayısıyla burada cisimlerin taban alanları ve ağırlıklarının bilinmesi muhakkak şart ve dolayısıyla bu bilinenler yardımıyla L ve M'nin basınçlarını hesaplayamayacağımız için bu sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkı olmalı. Merhabalar değerli arkadaşım ben Alper Emrak Gümüş. Şimdi bu güzel üçlü sorusunda değerlendirmelerimize hemen başlıyorum. Güneş enerjili ısıtma sistemli bir su tesisatı diyagramı bize verilmiş. Ana su sağlayıcı borudan gelen su 30 litrelik soğuk su deposunda güneş kolektöründe ısıtılan su ise 20 litrelik sıcak su deposunda birikiyor. Kamu suundan sıcak su deposundan L musluğundan soğuk su deposundan gelen sular akıyor. Evet. Buna göre güneşli bir günde tesisattaki depolar tamamen dolu oldu, olduğu bir anda yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş bizlere. Değerli arkadaşım hemen bire bakalım. K musluğundan akan su moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi L'den akanınkinden fazladır. Şimdi bize burada ortalama kinetik enerji tanımlaması üzerinden bir şey soruluyor ve biz bu tanımlamanın sıcaklık niceliğine ait olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz bunun yerine direkt sıcaklık diyelim. K'dan Aka'nın sıcaklığının L'den Aka'nınkinden büyük olduğunu bildiğimize göre, bu bize tanımlandığına göre hemen bu şıkkın artısını verdik ve ikiye geçtik. Soğuk su deposundaki ısı sahası sıcak su deposundaki suyunkinden büyüktür diyor. Peki değerli arkadaşlar burada hemen e, hacimlere dikkat edelim. Soğuk su deposu 30 litrelik sıcak su deposu ise 20 litrelik hacimlere sahip ve ısı sahası kavramı biliyoruz ki biz MC ve do, dolayısıyla burada kütle ısı sahası anlamında belirleyici olacaktır ve e, soğuk su deposundaki ısı sahasının sıcak su deposundakinden fazla olduğunu söyleyebiliriz. Soğuk su deposundaki suyun iç enerjisi sıcak su deposundakinden büyüktür. değerli arkadaşlar iç enerji maddeye ait atom veya moleküllerin her türlü enerjileri toplamını bize anlatıyordu. Dolayısıyla iç enerji noktasında 30 litrelik hacme sahip olması soğuk su deposunda iç enerjinin daha fazla olması gerektiğini bize anlatabilir. Ama, bir de sıcaklık değişkeni var. Aynı zamanda sıcaklığın sıcak su deposunda daha fazla olması bu sefer ibreyi o tarafa doğru kaydırır. Dolayısıyla burada net bir şey söyleyebilmek mümkün mü? Tabii ki hayır. Burada kocaman bir soru işareti bıraktık. Ve dolayısıyla 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabı olacaktır.